Şimdi Murat Kurum diyor ki rakibim rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizlik şu Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nun sıcak açıklamalarını bir hatırlayalım. İstanbul'da konuşalım yayını kapatmadan. Seçim çalışmalarına başladı Murat Kurum. Epeyce de bugün birkaç yerde birden konuştu. Biz rakibimizi ifade ettik. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Mahmut Bey'deki trafik çilesini çözmeyen iradedir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de o sözleri gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Rakibimiz herkesi kucamaktır. ...yaklayacağız deyip de o hizmetleri İstanbul'a kazandırmayanlardır, kazandırmayanlardır dedi. Ulaşımı rahatlatma ve ucuzlatma sözü verdi. Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Murat Kurum'un adaylığı sorulunca kendisine önce Sayın Kurum'a adaylığı için hayırlı olsun demek isterim. İstanbul'da tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Burada bir siyasi kurumun Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu gayet nezaketli, İstanbul odaklı ve faaliyet icraat yapılan, yapıla, yapılamayan üzerine kurulu bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Temennimiz bu. Yani centilmen bir seçim olsun diyor. Şimdilik iki adayın da centilmence yarışa başladığını ben bir gazeteci olarak söyleyebilirim. Murat Kurum şahsen Ekrem İmamoğlu'nu hedef almayıp, e, İcraatlar üzerinden bir kampanya başlattı. Ekrem İmamoğlu da centilmen bir yarış olsun dedi. Dileyelim İstanbul'da iyi olanın kazanacağı ve İstanbullunun kazanacağı dolayısıyla hizmet odaklı bir yarış olsun. Bunu biz de temenni edelim. Murat Kurum'un ilk açıklamalarını şöyle grafikte de görüyorsunuz. Mehmet Hacet İstanbul'da nasıl bir yarış yaşanacak size göre? Şimdi önce ben Tevfik ile ilgili size yaptığı Tabii. açıklamayla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Epeyce döndü orada stüdyoda ben de ilgiyle takip ettim. Ee, bu gerçekten e, değerli bir söz. Yani biz yüksek idealler için siyaset yaparız e, sözü. Ne anlama geliyor? Ben şahsi ikbal hesabıyla siyaset yapmıyorum anlamına geliyor aynı zamanda. E, şimdi Sayın Tevfik Göksu, Göksu. Bir defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok sevdiği bir isim. Çok da samimiler yani. Ee, Her gün telefonda konuşan iki evet, isim evet. diyebiliyorum ben açıkçası. Ee, ve yani son e, düzlüğe kadar da hep potada kaldı. Yani e, aday son üç isimden biriydi mesela. Ee, Sayın Murat Kurumu'nun adaylığının kesinleşmesinden önce dolayısıyla yani bu cümlesinde değerli buluyorum. Hani kötülerle iyiler az iyiler az kötüler değil. İyiler arasından bana göre yani her biri İstanbul'da pekala belediye başarılı belediye başkanlığı yapabilecek isimler idi. Onların arasından bir adam öne çıktı Sayın Murat Kurum ve aday olarak ortaya çıkmış oldu. Değilse yani Tevfik Bey İstanbul ilçeleri arasında AK Parti'nin oylarını sürekli bir şekilde e, artıran e, ve e, yönettiği şehirde de e, her üç kişiden ikisinin oyunu alan bir belediye başkanı e, olmuştur. E, i̇kincisi ben tabii şunu da anladım. Biraz buradan muhabir arkadaşımızın bağlantıları oldukça ben e, bağlantıdan düştüm gittim geri geldim. E, bu arada ama dikkatli ve ilgiyle dinleme imkanı bulmuş oldum. Biraz e, Şaban abi'nin e, sözlerinden Şaban Sevinç'in Murat Kurum'un aday olması CHP mahallesinde moralleri bozmuş gibi bir sonuç çıkardım. <laughs> ya? ee, yani biraz öyle <laughs> Şaban Sevinç de çok gülerek iyi. karşıladı. Evet ben <laughs> bu. Buradan... nabuz yani aldım ben yani. Şaban Sevinç'in morali bozulmuş demedim yani. Tabii tabii. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi mahallesini iyi bildiği için oradaki atmosferi çok iyi yansıttığı için ve o yansıttığı atmosferde Murat Kurum ismi aday olarak çıkınca CHP'de moraller bozulmuş sonucunu çıkardı. Şahsi bir ithamda bulunmuyorum yani. O da yanlış evet. anlamadı. Bir zaten. de zaten Muharrem İnce, Muharrem İnce söylemişti değil mi? Yani AK Parti en iyi adayı, aday, en iyi adayı çıkardı diye. Ee, Muharrem İnce'nin böyle kitabın ortasından yaptığı yaptı bir değerlendirme de olmuştu. Dolayısıyla bir birkaç gündür hal hani neresinden tutarak vuralım Murat Kuruma şeklinde ben de bakıyorum yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada bir şaşırmışlık hali var, bir arayış hali var. Nereden tutup nasıl vuracağız diye. Şimdi sorunuza geleyim. Ben yani her iki başkan adayının da Sayın İmamoğlu başkan aynı zamanda da aday ilk sözlerini ben de değerli buldum yani centilmence bir yarış olması temennisi değerlidir. Böyle bir kavga modunda, kavga atmosferinde bu yarışın start almaması önemli. Ben İstanbul'da da, Ankara'da da yine zor, herkes açısından zor bir yarış olacağını düşünüyorum. Kıran kırana bir yarış olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ama gördüğüm şudur, Sayın İmamoğlu, o 2000 Özellikle ikinci seçim yani 23 Haziran 2019'daki e, o, o krediden çok daha gerilerde. Yani o kredi yok şu anda kendisi açısından. Hani o yapraklar bile beni alkışlıyor dediği günler, işte tatilde bana yakışıyor dediği günler, temel atmama töreni yaptığı günler. O zaman ne dese ne yapsa kendisine yakıştırılıyordu. Çünkü uzun bir aradan sonra... E, muhalefette bir seçim kazanmış bir belediye başkanıydı. Çok geniş bir kredi açıldı. Ama o kredi işte 2022 Karadeniz'de bir çıkış yapmak istiyordu aslında Cumhurbaşkanı adaylığı için. Oradaki bir takım çok ciddi iletişim problemleri nedeniyle bir defa CHP mahallesinde yani bir ben o zaman tırnak içinde bunu kullanıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir mahalle dayağından geçirildi. Yani Doğru. siyasi bir teşbih yaparak bunu Doğru. söylüyorum. Şur ee, Karadeniz gezisi. Bir evet. yani başka kırılma. Evet evet. Ya yani bir mahalle de ya yani CHP'nin kendi içinden çok ciddi hücumlara uğradı o zaman. E, Sayın İmamoğlu. E, başka bazı kırılmanları da oldu. Mesela 20 Ocak 2020'de Elazığ Malatya depremi olduğunda e, oradan gitti bir resim verdi ama döken tatiline devam etti Sayın İmamoğlu. O şu anlamda problem miydi Yani Tatil yapmak evet tatil herkesin hakkıdır ama acılara ortak olma anlamında kötü bir sınav oldu o. Yani bir oradan resim verip tatilden vazgeçmemesi o kadar deprem acısının olduğu bir ortamda kendisi açısından bence kırılma anlarının başlangıç başlangıcı oydu bence Sayın İmamoğlu açısından. Ha şöyle tabii yani muhalefetin konsolide olmuş oylarını alacaktır yine kendisi. O bunu avantaj olarak görüyorum. İşte ekonomide İstanbul hayat pahalılığı e, en fazla etkilediği şehir İstanbul. Bu da İmamoğlu açısından bir avantaj e, olacaktır. E, ama öbür tarafta da yani demin Elazığ'dan örnek verdim. Murat Kurum'un e, bu kadar öne çıkmasının, bu kadar sempati kazanmasının bir sebebi de şu, bu afetler yaşandığında sadece o bölgelere gitmedi, o bölgede kaldı. Mesela Elazığ'da bir aydan fazla kaldı. 2020'de deprem olduktan sonra 4 sene önce. Hani gider gelir, gelir gider falan normalde yetkili isimler. Murat Kurum orada kaldı. Yani bir aydan fazla kaldı ve e, işte o konutların ihalesi vesaire deprem yaralarının sarılması anlamında. E, Karadeniz'de şeyde Batı Karadeniz Kastamonu'da e, sel felaketi olduğunda Güneyde Manavgat'ta yangın felaketi olduğunda ve en son 6 Şubat depremleri olduğunda gitti ve orada kaldı Murat Kurum. Dolayısıyla hep böyle üstüne koya koya bu afetlerde o yaraların sarılması anlamında ciddi çabaları oldu. Toparlarsak Mehmet Hoca'nın da çıkıkları giriyorum. Evet, İstanbul açısından Murat Kurum'un da böyle avantajları söz konusu. Bunları daha çok konuşacağız, yani tartışacağız. Ama benim ilk izlenimim burada yani şunu tekrar söyleyeyim. Yani bir centilmence bir yarış olması hususunda verilen bu mesajları değerli buluyorum. Yani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. bir böyle düşmanlık, hasmani tutumlarla değil, siyasi rekabet içerisinde bu yarışın sürdürülmesi bence önemli. Gerçekten çok teşekkürler. Bu arada sıcak bir bilgi yine Betül Arazdan Muittin Böcek Antalya'da aday olacak mı, gösterilecek mi diye konuşuyorduk. E, ee, Muhittin Böceğin adaylığı DEM Parti ile yarınki görüşme sonrası netlik kazanacak. MYK'dan geçti ama parti meclisine gelmedi. Tuncar Bakırhan Antalya İl Kongresi için DEM Parti'ye yer vermemesini eleştirdi. Muhittin Böceğe de o yok demişti. Ee, diyor Betül Aras CHP Genel Merkezi'nden aktardığı de kulis değil bilgi. Neydi? Ee, Peki. Bak, CHP'den, Hı -hı. Deniz Yücel saat 00.30'da evet, basın doğru. açıklaması <laughs> doğru bu bir Aday'da bilgi. Açık. Evet CHP sonuçta, sonuçta, Nihayet CHP'den bir, bir tane haber verdim. Ben, bak. <laughs> Ve de doğru haber. <laughs> yani. kulis ama şey bir, resmi bilgi, bilgi abi. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, kulis değil o. <laughs> ben, Hayır, kulis değil Bey, diyorum ya. Bey, Zaten diyorum kulis değil diye. Hasan Bey son dönemde muhalefet gazetelerini okumaya başladı. Yakında son dönemde. Kulis de gelir miydi? Gelebilir. Son dönemde mi? Evet. Yani, yani ben, bi, biz son dönemde öğrendik okudum. Son 2 dakikası almak istedim. sana sorayım. Şey yeniden bana, Refah Partisi yüzde Hatay'da Hatay... konuşamıyoruz. Çok ki. özür <laughs> diliyorum. TV yüzde TV yüzde bizim tamam. kanalımızda bizim kanalımızda Sayın <laughs> Özgür Özel Genel Başkan Camdaş e, Candan Çoluğ Işık sormuş bir sonraki dönem Hatay'da belediye Başkanı aday yapacak mısınız diye. Şu anda sosyal medyada patlamış bu durumda. Tamam var, peki. <laughs> Sayın Özgür Özel demiş ki Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. Aday Lütfi Savaş. Peki. Şimdi tarihi bir karar olmuş. Şaban Sevinç. Tebrik ediyorum. Ben tarihi Yeni karar olmuş. Yeniden Refah, refah Kulisi'ni alayım Yok, yayını kapatmadan. Ya, canlı yayın şeyi, bilgisi. Y ee, Yeniden Refah Kulisi'ni Evet, mi? Yeniden Refah Partisi. Dün akşam önemli bir isimle görüştüm. Genel Başkan Yardımcısı. Ne kadar önemli olduğunu Bişer Bey'e izah etmeniz gerekiyor. Sayın evet. evet. Mehmet Altınöz'le görüştüm. evet. ee, Genel Başkan ve biliyorsunuz Sayın Fahmet, İsa Devlet Hakan'ın damadı. Gör, ee, AK Parti ile görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten geçen hafta tv de katılmıştı programa. AK Parti ile görüşmelerimiz komisyonlar düzeyinde devam ediyor. Ama diyor uzlaşmamız zor görünüyor diyor. Uzlaşmamız zor görünüyor. Muhtemelen diyor kendi adayımızla gideceğiz. İstanbul'da, Ankara'da ve tüm, tüm Türkiye genelinde muhtemelen diyor çok yüksek ihtimalle. Ve diyor kendi adaylarımızla gidersek Türkiye'ye gelenin diyor 15-16 yüzde %15-16 en az oy alma potansiyelimiz var hmm. ve 200'den fazla Fazlasıyla belediye kazanma potansiyelimiz var diyor. Ee, bu arada şey e, tabi İstanbul'da ayrı aday çıkarırlarsa kimler aday olur diye e, yoklamalar da yaptırıyorlarmış. Araştırmalar da yaptırıyorlarmış. E, öne çıkan 3 isim kendi adı öne çıkıyor. Zaten kendisinin Mehmet Altınöz aday diye olacak çıkıyor. diye konuşuluyor Hı. epeydir. Ee, Suat Kılıç eski geçki spor bakanı AK Partili. Şimdi biliyorsunuz şeyde yeniden refah partisi genel başkanı ve e, Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ın adı. Hiç İstanbul yok. Büyükşehir adayı olarak parti örgütü de ve İstanbul kamuoyunda süren bitti. Ee, bir şey hatırlatayım. Sadece e, genel seçimlere giderken e, yeniden refah Partisi ile e, Cumhur İttifakı'na dahil olup olmaması Tarsıldı zamanlarda tam böyle oldu denirken bir anda olmamıştı hatırlarsanız. Evet, evet. O olmadığı süreçte bahsettiğiniz ismin ne kadar aktif olduğunu sonra iş olunca ne, ne olduğunu da ben yani. izleyiciye hatırlatmak istiyorum. bu kadar. Başka.